Merhabalar. İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'dan futbol severleri yıkan bir haber geldi. Mavi lacivertli ekip, uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden 21 yaşındaki ön libero Willy Tabay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Uzun bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden 5 Aralık 1999 doğumlu fil dişili oyuncu 23 Şubat 2021 tarihinde 21 yaşında hayata gözlerini yumdu. Atlanta kulübü tarafından yapılan açıklamada ise genç oyuncunun bir süredir kariyerindeki tümörle mücadele ettiği belirtilirken Başkan Antonio Procacci ve tüm Atalanta ailesi tarafından genç futbolcu Willy Rasciano Tabay'ın zamansız ölümü nedeniyle duyulan üzüntü ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında Ocak 2019'da başlayan Atalanta yolculuğu acımasız bir nedenle erken bölündü. O hep Atalanta'nın gençlik ligindeki şampiyonluğunda pay sahibi olan oyunculardan biri olarak hatırlanacak ve bu hikaye hafızalardan silinmeyecek sözlerine yer verildi. Peki Atalantalı genç futbolcu Willy Tabay kimdir? İsterseniz kısaca bundan bahsedelim. Willy Tabay 5 Aralık 1999 yılında fil dişi sahilinde dünyaya gelmiştir ve tam adı Willy Rasciano Tabay'dır. Willy Tabay kariyerine 2015 yılında ülkesinin Edgeham takımında başladı. Daha sonra ise sırasıyla Musu ve Isaac Mimasis kulüplerinde oynadıktan sonra İtalya Serie A'nın başarılı ekiplerinden Atalanta'nın radarına girmeyi başardı ve Ocak 2019'da Atalanta'ya transfer oldu. Genç futbolcu Atalanta'da yarım sezon forma giydikten sonra Temmuz 2019'da İtalya 2. Ligi Serie B takımlarından Pescara'ya kiralandı. Buradaki macerası 6 ay süren Tabay yeni sezonda Atalanta'ya geri döndü ancak kansere yakalanınca futbola ara vermek zorunda kaldı. Atalanta'da genelde U19 takımında oynayan ve profesyonel kariyerinde sadece 16 maça çıkma başarısı gösteren Tabay, milli takım kariyerinde ise fil dişi sahili alt yaşlı gruplarında forma giydi. Ancak A milli takım kadrosunda hiç yer alamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Real Madrid ile karşılaşan ve yaklaşık 80 dakikasını 10 kişi oynadığı mücadeleyi 1-0 kaybeden İtalya Serie A ekibi Atalanta'da maçın dışında 2 gün önce de üzücü bir olay yaşandı ve bir süredir kanser tedavisi gören genç futbolcu Willy Tabay'ın zorlu hastalığa karşı verdiği savaşı kaybettiği açıklandı. Açıklamada ayrıca fil dişi sahili orta saha oyuncusunun karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu üzücü haberin ardından ise futbol severler tarafından Willy Tabay'ın kariyeri ve kim olduğu araştırılmaya başlanmıştı. Futbol dünyasında ise çok sayıda kulüp ve kurum sosyal medya mesajlarıyla Atalanta'nın üzüntüsünü paylaştı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.